aşılamada yakalanan ivme devam ediyor. Dün akşam itibariyle baktığımızda son 24 saatte açıklanan yeni vaka sayısı 5000 eşiğinin altına gelmiş durumda. Bakan Elvan sabah saatlerinde açıklamalarda bulundu. Arzu ettiğimiz finansal piyasalara yapısına sahip değiliz dedi. Kredi piyasasındaki ticari bankaların ağırlığına dikkat çekti. Önümüzdeki hafta enflasyon verisiyle haftaya başlayacağız ama onun öncesinde Türk İş'in açıklamış olduğu gıda tarafına baktığımız zaman %17'nin üzerine giden bir rakamla karşı karşıyayız. FED başkanları konuşmaya devam ediyor. 2022'ye dair faiz artış söylemleri arka arkaya gelmeye devam ediyor. Tabii hal böyle olunca da politika faizi enflasyonun altında olan bazı merkez bankaları faiz arttırdık daha da arttıracağız diyor. Mesela Rusya. Ben Cumhur Örnek, Hızlı Haber Türü'yle akıllı paraya başlayalım. Finansal Kurumlar Birliği'nin 9. olağan genel kurulunda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, mali piyasalarda büyük ağırlığı hala ticari bankaların aldığını ve bunun arzu ettikleri bir finansal piyasa yapısı olmadığını belirtti. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ise konuşmasında finans sektörümüzün tüm oyuncularından yapıcı olmalarını bekliyoruz ifadeleri kullandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 19. gününü tamamlayan Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğine ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Kurum Marmara Denizi'nden toplam 7430 metreküp müsilaj temizlendiğini açıkladı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle dijital pazarlara yönelik yasa çalışması yaptıklarını belirterek tüketici ve satıcıyı korumaya alacak çalışmayı gelecek yıl tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, Rusya'da enflasyonun gözle görülür şekilde arttığını belirterek daha fazla faiz artışının gerekli olabileceğini, 25 ila 100 bas puan faiz artışını değerlendirdiklerini ifade etti. 2022'de Fed'in faiz artış kararı alabileceğine yönelik yönlendirmelerde bulunan Fed yetkililerine yenisi eklendi. Boston Fed Başkanı Rosengren, istihdam piyasasında tam istihdamın gerçekleşmesiyle 2022'de faiz artışını düşünebileceğini belirtti. Öne çıkan başlıklar böyleydi. Londra ile Avrupa'nın notlarıyla başlayalım. Temsilcimiz Ceren Dilekçi karşımda. Ceren, İngiltere ile ilgili haber akışını takip ettiğimiz zaman ülkelerin birer birer oradan gelen uçuşlara kısıtlamaları yeniden gündeme aldıklarını görüyoruz. Nedenini senden öğrenelim. Cumhur, İngiltere'ye senin de söylediğin gibi delta varyantı kaynaklı vakalardaki artış nedeniyle ülkeler birer birer yeniden uçuş kısıtlamalarını gündeme almaya başladı. Bu haberlerin etkisiyle bugün Avrupa'da seyahat endeksi öncülüğünde satışın yaşandığını görüyoruz. Avrupa'da seyahat endeksi hisselerinde kayıplar %3 civarı ve Avrupa borsalarına baktığımız zaman aslında endekslerin genelinde biraz daha sınırlı kayıplar var. %0.4'e varan sadece İspanya borsası bugün %1'in üzerinde kayıpla işlem görüyor. Dünyanın genelinde delta varyantı endişeleri artıyor. Dünya Sağlık Örgütü delta varyantının orijinal koronavirüsten 2 kat daha bulaşıcı olduğunu açıkladı. İngiltere'de günlük vaka sayısı 18.000'i aşmış durumda. Almanya aşılanan ya da aşılanmayan tüm İngiliz vatandaşlarına Avrupa Birliği'ne yapacağı ziyaretleri yasaklama yönünde bir girişim başlatmaya hazırlanıyor. Almanya Başbakanı Merkel, Britanya'nın endişe yaratan ülke olarak tanımlanmasını istedi ve The Times'te yer alan habere göre Merkel hükümetinin bu planı Avrupa Birliği'nin Entegre Siyasi Kriz Yanıt Komitesi'nde tartışılacak. Fakat ekonomileri özellikle İngiliz turistlere bağımlı olan Portekiz, İspanya, Güney Kıbrıs, Yunanistan gibi ülkelerin Merkel'in bu çağrısına karşı çıkması bekleniyor. Bununla birlikte tabii Merkel Cuma günü İngiltere'ye bir ziyarette bulunacak ve burada İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşecek. Az önce Johnson'dan yeni açıklamalar geldi. Johnson şu anda her ne kadar ülkede vaka sayılarında artış olsa da vefat sayılarıyla hastaneye yatma oranlarında düşüşün sürdüğünü açıkladı ve 19 Temmuz'da çok yüksek ihtimalle tedbirleri kaldıracağız açıklamasını yaptı. İngiltere Sağlık Bakanı Hancock'un istifasının ardından göreve getirilen yeni Sağlık Bakanı Sajid Javid bugün bir basın toplantısı düzenleyecek ve bu toplantıda İngiltere'nin tam normalleşme planına 19 Temmuz'da geçirmesini tekrar teyit etmiş olacak. Javid bugün yaptığı açıklamada bir an önce ekonominin normale dönmesi gerektiği çağrısına bulundu. Ülkeler birer birer İngiltere'ye dönük uçuş kısıtlamalarını tekrar gündeme aldı. Mesela Portekiz aşılanmamış İngiliz turistleri karantina altına alınacağını duyurdu. İspanya ise İngiliz turistleri için negatif PCR testini zorunlu hale getirdi. En önemli açıklama ise Hong Kong'dan geldi. Çünkü Hong Kong 1 Temmuz'dan itibaren İngiltere'den olan tüm uçuşları yasaklayacağını açıkladı. Bununla beraber İtalya Başbakanı Draghi'den gelen açıklama da önemliydi. Çünkü Draghi, Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında Avrupa Futbol Şampiyonası finalinin İngiltere dışında bir yerde yapılması için çalışılacağını söyledi. 11 Temmuz'da Londra'da yapılması planlanan Euro 2020 finalinin başka bir yere taşınması gündemde Delta varyantı endişeleriyle beraber. Bugün aynı zamanda kripto paralarda yükselişin hızlandığını gördük. Burada sabah saatlerinde Binance'ten gelen açıklama etkili oldu. Çünkü İngiltere'nin Mali Denetim Otoritesi FCA, Binance'in kripto para türevlerinin ticareti için İngiltere'deki faaliyetlerini durdurmasını istemiş. Dün bu yönde bir açıklama gelmişti FCA'den. Bugün ise Binance yaptığı açıklamayla FCA açıklamasının Binance.com üzerinde sağlanan hizmetler üzerinde bir etkisinin olmayacağını açıkladı. Bu açıklamanın İngiltere'de Mayıs 2020'de satın alınan Binance Market Limited ile ilişkili olduğu kaydedildi Cumhur. Ceren, teşekkür ediyorum aktarım notlar için. Biz piyasa fiyatlamalarıyla devam edelim. Cuma akşam saatlerinde 8.80'e kadar yükselen dolar TL an itibariyle 8.75'ten işlem görüyor. Borsa İstanbul'a baktığımız zaman 100 endekste 8.5 milyar TL'lik bir işlem hacmi var. Düne göre de %1'lik bir kayıpla 1375 seviyesinde işlemlerin gerçekleştiğini görüyoruz. Özellikle ulaştırma endeksindeki %2'lik kayıplar dikkat çekiyor. Bankacılık endeksi Goldman Sachs'tan gelen Akbank ve Garanti ile ilgili alım tavsiyesine rağmen sabahleyin artı dedi, ancak o da kayıp kazançlarını koruyamadı. Düne göre %1'lik düşüşle işlem görüyor. Sabit getiri menkul kıymetler tarafında 2 yıllık tahvil %18'in üzerindeki seyrini korurken 10 yıllık tahvil %17'ye kadar geriledi. 5 yıllık CDS'imiz ise 380 seviyesinde. Euro dolar paritesine bakıyorum. 1.19'a kadar geri çekilme var. Burada da işlemcilerin euro dolarda kısa pozisyonlarını geçtiğimiz hafta arttırdıklarını gördük. Diğer gelişmekte olan ülkelerde ise doların değer kazandığını görüyoruz. Özellikle Covid ile ilgili kapanma tedbirlerini artıran Güney Afrika'da doların değer artışı %1'e yaklaşmış durumda. Ons altın düne göre %0.3'lük düşüşle 1773 seviyesinde. S&P vadeli, ABD vadelilerine baktığım zaman da yatay bir seyir olduğunu görüyorum. Rekor seviyelere gelinmiş haliyle. Buradan gidelim. Norsiye'me telefon hattında Arzu Tok'ta olacak. Arzu, merhaba, hoş geldin yayına. Borsa İstanbul'daki satışları sorayım sana. Devamını bekler misiniz? Özellikle bu hafta dikkat edilmesi gereken gelişmeler neler olacak? Merhabalar Cumhur, iyi haftalar diliyorum. Bu hafta aslında bayağı ekonomik veri takvimi tarafında takip edilecek veri var. Bunlar hem ABD tarafında hem Çin tarafında imalat sanayi PMI endeksleri açıklanacak. İçeride de aynı zamanda Haziran ayı PMI imalat sanayi verilerini öğrenmiş olacağız. Bunun dışında ekonomik güven endeksi yarın açıklanacak. Dış ticaret dengesi yine Türkiye içinde açıklanacak veriler arasında yer alıyor. Ama bütün bunların dışında şöyle bir geçmişe dönük en azından bir 52 haftalık istatistiklere baktığımız zaman evet, bu 52 haftalık performansı ile BİST 100 endeksi hala %21 civarında bir değer kazancını işaret ediyor. Ama bu yükselişte özellikle Stoxx Europe 600 ile kıyaslandığı zaman oradaki yükselişin %27 civarında olduğunu görüyoruz. Yani yine de karşılaştırma yapıldığı zaman Avrupa endekslerinin gerisinde kalmış diyebiliriz. Son bir aya baktığımızda da gene hem işlem hacminin düştüğünü hem piyasada oynaklığın düştüğünü, piyasaya olan ilginin az olduğunu ve BİST 100 endeksinin geçtiğimiz 30 gün içerisinde 2,5 üzerinde bir değer kaybı, bu civarda bir değer kaybı ile fiyatlandığını gördük. Şimdi burada tabii piyasayı taşıyıcı ne olabilir sorusuna baktığımızda bir dolar Türk lirası paritesinin, daha doğrusu Türk lirasının değer kaybının devam ediyor olması diğer gelişmiş ülke para birimleri karşısında biraz piyasanın moralini bozuyor. Zaten bu da fiyatlamalara yansıyor. Bu nedenle de geçtiğimiz hafta bir 1410 üzeri hareket oldu ama bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Bu noktada beklentimiz biraz daha satış yönlü eğilimin devam edeceği, piyasaya ilginin az olduğu ve en azından 1400 seviyesi üzerine atamadığı sürece 1350 endeks seviyesine doğru bir geri çekilme potansiyeli olduğu yönünde. Tabii bir de dışarıda haftanın son işlem gününde açıklanacak ABD istihdam raporu. Bugün işte üyelerden gelen konuşmalar, satır aralarından çıkarımlar, acaba FED erken bir varlık alım politikasına geçiş yapacak mı? Varlık azaltımı pardon. Bunlar belirleyici olacak. Kısaca takvim kalabalık. Özellikle bankacılık sektörü nezdinde yapılan olumlu tavsiye yönünde değişikliklere rağmen bu sektörün dahi endeksi yukarı taşımakta zorlandığını görüyoruz. Dolayısıyla taşıyıcı sektörler araya girmeden, bunlar devreye girmeden yükselişler limitli kalıyor gibi görünüyor. Arzu, teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum sana. Arzu'nun belirttiği gibi Cuma günü ABD'den tarım dışı istihdam verisi gelecek. Beklentilere baktığımız zaman en düşük 400 bin, en yüksek 1 milyon. Medyan beklentisi 700 bine işaret ediyor bir artış, ama hatırlatalım son 2 aydır bu veri beklentilerin hep altında kaldı. Şimdi akıllı paraya bir ara vereceğiz ama bir sonraki bölümde önce bir Fransa'daki yerel seçimlerin çıkan sonuçlarını değerlendireceğiz Bloomberg muhabiriyle. Daha sonra da konuğum Üzeyir Doğan olacak. Seçildiğinde Euro-Dolar paritesi boşluk atarak yukarı gitmişti. Özellikle geçtiğimiz sene salgından sonra Merkel'le birlikte çizmiş olduğu birliktelik portresi Euro-Dolar'ı 1.20'nin üzerine çıkılmıştı. Fransa'daki Macron'dan bahsediyorum. Bir taraftan da piyasada bir Le Pen kaygısı hep vardı siyasi söylemleriyle birlikte. Özellikle İtalya'da da artan sağ baskısı acaba orada da kendini gösterir mi diye. İkisi de hafta sonu yerel seçimlerde hayal kırıklığına uğramışa benziyor. Detayları alalım. Bloomberg muhabiri telefon hattımızda olacak. Karolin Conan. Hi Karolin. Merhaba Karolin, programımıza hoş geldiniz. Detayları alabilir miyiz? Hafta sonu gerçekleştirilen bölgesel seçimlerde ne oldu Fransa'da? Biz potansiyel olarak sağ tarafın beklemesini bekliyoruz. Fransa'nın güneyinde beklenen olmadı aslında. Bölgede Le Pen için bir deprem oldu. Hiçbir şekilde burada yerel olarak seçimleri kazanamadılar. Le Pen bir umut içindeydi. Bu bölgeyi programına katma umudu içindeydi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için önümüzdeki yıl için bu bölgeyi önemli görüyordu. Biraz daha partiyi normalleştirmeye çalışıyordu ve seçmenleri kendine çekmeye çalışıyordu. Böyle olmadı. Bu Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için de bir hayal kırıklığı oldu. Hiçbir şekilde 13 bölgede kazanç sağlayamadı Cumhurbaşkanı. İki partili sistem, geleneksel olarak sağ ve geleneksel sol kanadın, sosyalistlerin olduğu kuzey tarafında geri dönmüşe benziyor. Ve kuzeyde yine aynı insanın seçildiğini görüyoruz ve gerçek bir rakip var. Burada önümüzdeki yılın Cumhurbaşkanları adayları için aslında bir durum oluşmuş gibi duruyor. Pekala, biz bu sonuçları önümüzdeki yılın Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından nasıl okumalıyız? Sizce bu her iki taraf için de uyarı atışı olabilir mi? Kesinlikle bir uyarı. Mevcut hükümet ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için bu bir uyarı. Çünkü artan bir fraksiyon olduğunu görüyoruz. Ulusal ve yerel politika, siyaset açısından bir farklılık var. Ve çok fazla, %65'lik bir kısım seçmenin bu kadar kısmı gelmedi ve bu seçimlere ne kadar az ilgi olduğunu görüyoruz. Fransa siyasetini, insanların, seçmenlerin ne kadar önem vermediğini görüyoruz. Kendi gündemleri onlar için, kendi gündelik hayatları onlar için daha önemli aslında. Bu seçimler gerçekleştirildi ve daha az aslında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne olacağını daha az bilir haldeyiz bu seçimlerin sonuçlarıyla birlikte. Ve geleneksel olarak sağ kanada ve geleneksel sol kanadın bir geri dönüş şansı olduğunu da görüyoruz. Çünkü Fransızlar kesinlikle bir kez daha savaş olsun istemiyor. Önümüzdeki sene Le Pen ve Macron arasında bir savaş daha görmek istemiyorlar. Bugün bize katıldığınız için ve bu detayları bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler. Senin Karolin. Evet, belki bugünün konusu değil ama seçim tarihi yaklaştıkça anlaşılmalı ki buradaki belirsizlik özellikle euro-dolar paritesi üzerinde kendi ağırlığını hissettirecek gibi duruyor. Şimdi bugün bir başka konuğum Akıllı Para'da Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan olacak. Biz biraz daha dönelim, yurt içi piyasaları Üzeyir'le konuşalım. Hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar Cumhur. Çok teşekkür ediyorum. Tahmin edeceğin gibi ilk soruyu Borsa İstanbul üzerinden direkt sorarak başlayacağım sana. 1400'ün altına kaydık. Dolar bazında bakarsak son dönem içerisinde Merkez Bankası Başkan değişikliğinden sonra sanki böyle adı konmamış bir 1.60 dolar, 1.75 dolar arasında yatay bir seyre bağlamıştık. Onun da şimdi altına gelmiş durumdayız. Neler beklemek lazım? Evet, aslında bizim endekse baktığımızda görece olarak oldukça zayıf olduğumuzu söylemek mümkün. Her ne kadar yurt dışında zaman zaman FED tartışmalarıyla düzeltmeler olsa da biz bunlardan biraz daha bağımsız gerilediğimizi söylemek mümkün. Aslında stresi biraz daha önden fiyatladığımızı söylemek mümkün. Endekste sen de bahsettiğin gibi dolar bazında o 150 civarı diyelim, artık eski alışkanlıkları belki bırakmakta da fayda var. Bu bölgelere doğru bir geri çekilmeler söz konusu oldu. Ama ben burada TL bazında grafiklere bakmakta daha fayda olduğu kanaatindeyim. Çünkü TL bazında baktığımızda, çünkü yabancının burada artık dolar bazında ucuz ya da pahalı söyleminin ya da buna göre giriş çıkış yaptığını ben çok düşünmüyorum, açık söylemek gerekirse. Burada biraz daha TL yoğun bir piyasa olduk ve yatırımcılar biraz daha TL bazlı seviyelere daha fazla önem atfediyor kanımca. Burada da hemen hemen 1370-1380 civarı, burada 200 günlük hem üstsel ortalama hem basit ortalama, biri 1370 civarında, biri 1380 civarında buraları destek yapan. Yukarıda da 1462 civarıydı. Bu Merkez Bankası Başkanlığı değişim sürecinde yaşanan düşüşün geri dönüşünde %61.8 seviyesiydi. Bu bant içerisinde gel git yapan bir endeks izliyoruz ama açıkçası burada artık biraz daha aşağı kırılımların riski artmış gözüküyor. Çünkü genel itibariyle her yukarı yönlü harekette iştahın, işlem hacminin çok daha azalmaya başladığını gördük. Bu da çok sağlıklı bir tablo sunmuyordu bizlere. Bu sıkışma alanı içerisindeki yorgunluğu izliyoruz açıkçası 2-3 aylık dönemdeki. Ve beklentisizlik de burada bir miktar satış getiriyor. Hatırlanacak olursa geçtiğimiz haftalarda bir miktar beklenti vardı. Bu NATO zirvesine yönelik önemli beklentiler piyasa tarafında atfedilmişti. Daha öncesinde ilk çeyrek finansal sonuçlarının getirdiği kısmi heyecanlar vardı. Ama geldiğimiz dönemde ana makro çerçevede uluslararası ilişkiler bazında olsun, yurt içi siyaset tarafında olsun önemli bir beklenti maalesef yok şu anda. Bununla birlikte bazı riskler var. Bunlar ne dersek, örneğin uluslararası ilişkiler tarafında ki riskleri zaten bir süredir konuşuyoruz. Bunlar jeopolitik risklerimizi arttıran unsurlar ama daha önemlisi bu FED tarafından gelebilecek bir politika değişikliği mesajı. Aslında biz bunu önceki hafta aldık. Bu hafta örneğin bir tarım dışı istihdam verisinde güçlü bir veriyle bunun teyidini alacağız ya da bu ay sonundaki FED toplantısında bu mesajın daha da kuvvetlendiğini görüyor olacağız. Bu riskler de bir miktar piyasa üzerinde baskı oluşturan unsurlar diyebilirim. Peki Üzeyir, yabancı yok ama içeride yabancı para mevduatlar var, dedolarizasyon var, yani beklentisi var, en azından onu söyleyeyim. Dolayısıyla oradan pek ümidin yok mu? Ben biraz da onu da sormuştum. Yani dolar bazlı baktığımızda yani yatırımcıların işte 8.80'e gitmiş ama diyeceksin belki de zaten orada Cumhur çekirdek var, ne yapsak da kırılmıyor. Aynen, bir kırılmıyor, ikincisi de içerideki DTH bozulunca kolay kolay borsaya da gelmiyor. Yani bizim yatırımcı kitlemiz maalesef oldukça sınırlı borsa tarafında. Son yıllarda yatırımcı sayımızda ciddi bir artış var ama tam rakamları bilmiyorum. Yani bu yılın son verileri henüz daha açıklandı mı emin değilim ama normal şartlarda %6'lar civarında bir hisse senedinde değerlendirilen tasarruflar vardı. Bu rakam çok büyük olmadığı için ya da yatırımcıların yatırım tercihleri içerisinde evet dolar yükseldi, dolarımızı satalım, oradan da borsaya girelim gibi bir algı oluşmuyor maalesef. Bozulan dolar büyük çoğunlukla TL mevduata geçiyor ve bunlar arasında biraz daha geçişkenlik oluyor. Keşke sermaye piyasalarına giriş olsa ama dediğim gibi bu oldukça sınırlı kalıyor. Üzeyir, şöyle bir araya gireyim hemen. Mesela hani yatırımcı sayısından ziyade hani o elbette önemli ama senin çalan telefonunun sayısı veya cevaplandırmış olduğun sorular, bu soruların kalitesi veya çeşitliliği daha önemli bence. Yani bu konuyla ilgili belki o dönemde bir rakamlarda artış gördük ama bunda halka arzlarında etkisi olmuş olabilir. Farklı nedenlerden ötürü. Dolayısıyla şu dönem içerisinde Özellikle de şunu da sorayım hazır yeri gelmişken. Cuma günü 100 endekse baktığım zaman 10 milyar TL'yi zar zor geçen bir işlem hacmiyle karşı karşıyaydık. Dolayısıyla bunları da birleştirecek olursak yaz aylarına mı bağlamak lazım yoksa arkasına yatan nedenler sence nedir? Ya bence burada kırılımı iyi analiz etmek lazım. Kırılım Merkez Bankası Başkanı'nın değişimi. Yani yaz aylarına girerken örneğin geçtiğimiz yıllarda güçlü yaz ayları da gördüğümüz aylar olmuştu. Yaz rehaveti, Ramazan rehaveti bunları etkileyebiliriz ama ana kırılım Merkez Bankası Başkan değişiminin olduğu gün. Yani ondan sonraki süreçteki işlem hacmine bak, yatırımcıların ilgisine bak. Ciddi manada bir düşüş oldu. Burada kimi zarar eden pozisyonları kapatmak istemeyen yatırımcı kitlesi oldu. Çünkü biz her zaman uyarıyorduk. Yani önemli bir yatırımcı kitlesi var ve bu yatırımcı kitlesi sadece yükselen bir piyasayla tanıştı. Yani sadece aldı, sattı, kar elde etti. Bir daha aldı, bir daha sattı, kar elde etti. Bu yatırımcı kitlesi doğru düzgün bir zararla karşılaşmamıştı. Geçtiğimiz yıl Mart ayındaki o düşüşten sonra ve özellikle yeni yatırımcının girdiği dönemde. İşte o düşüş gerçekleştiğinde birçok yatırımcının pozisyonlara bağımlı kaldığını, tabiri caizse uzun vadeli yatırımcıya döndüğünü gördük. Çünkü stop loss nedir ya da nasıl yapılır, nerede yapılmalıdır cevabını bilmiyorlardı. İkincisi de bu kitle biraz da ürkekti ve piyasadaki ilk bozulmayı gördüğü anda kaçtı. Yani yatırımcı sayılarında son dönemde kısmen belki bakiye azaltanlar da olmuştur ya da çıkanlar da oldu. Son dönemde bunu bakiyeli yatırımcılarda da görüyoruz ya da işlem yapmama eğilimi biraz daha ön plana çıktı. Sen de sorduğun gibi Cumhur, yani Mart ayına kadar gelen sorular başkaydı. Mart'tan sonraki suskunluk bambaşka. Yani açık söylemek gerekirse yatırımcının da biraz suskunluk dönemine girdiğini, biraz portföyünü de taşıyanlar da kendi başına bıraktığını, biraz böyle hani kaba bir tabirle Allah'a emanet ettiğini görüyoruz. Yani böyle ilgilenmeyen, nasıl olsa bir gün döner, biz uzun vadeli yatırımcı olduk yaklaşımının da piyasada ben ağırlık kazanmaya başladığını görüyorum ve maalesef bu çok tehlikeli bir durum. Yani bu konuda yatırımcılar mümkün olduğu kadar uyarmaya çalışıyoruz. Hani hiçbir şey için geç olmayabilir. Her şeyin bir yeni başlangıcı olabilir. Bir kafayı rahatlatmak, bir pozisyonları tazelemek böyle zamanlarda motivasyon kaynağı olabilir diye ama bu eğiliminde ben yüksek olduğunu düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Tabi bu şimdi davranışsal finans içinde var. Yani yükselen piyasada gün içerisinde bir yatırımcı belki 5-6 kere portföyünü takip edip overall'u nereye gittiğine bakıyordur. Düşen piyasada işte senin de söylediğin gibi bakmayayım, hani orada kalsın, daha uzun vadeli yatırımcı oldum söylemiyle kendisini ikna çabası da bu zaten tespitlerle de sabit. Şunu sorayım peki sana, bir zamanlar halka arzı çok sordum sana, anlattın, oradaki risklere dikkat çektin. Şimdi geçtiğimiz senelerin çok tartışmalarından bir tanesi de algoritmik işlemlerdi. Bu konuyla ilgili işlem yapan kurumlar, onların taktikleri, stratejileri, piyasadaki düşüşler, yükselişler. Şimdi algoritmalarda mı sustu? Yani hani makineye bağlı işlemlerde de mi bir geri çekilme var? Bunu cımbızlayabiliyor musunuz? Olduğu kanaatindeyim. Yani resmi olarak şu kadar makineden işlem geçiyor, bu kadar elden geçiyor demek mümkün değil ama ki totaldeki işlem hacmini gördüğümüzde bu makinelerin de işlem hacimlerinde ciddi azalışlar olduğunu tahmin etmek zor değil. O zaman da söylüyorduk. Yani yatırımcının bu algoritmalarla ilgi ve alakası gereğinden fazlaydı. Yani sanki zannediyorlardı ki kurulan algoritmalar her pozisyonda kar elde ediyorlar, her işlemlerinde kar elde ediyor. Küçük yatırımcının cebindeki parayı çalma üzerine kurulu sistemler gibi algılıyorlardı ama bu sistemler aynı zamanda piyasaya ciddi likidite sağlıyordu ve yatırımcının da hareket alanını genişletiyordu. Gördük ki onlar olmadığı zaman, piyasada volatilite olmadığı zaman bizim küçük ya da orta ölçekli yatırımcı dediğimiz yatırımcıların da çok fazla hareket edecek alanı kalmadı. Yani onlar da ciddi manada bir sıkışmanın içinde buldular kendilerini. Biz biraz daha bu algoritmaların belki disiplinine göre, bunlara göre kendimizi disipline etmemiz gerekiyordu. Biz bunlara topyekün karşı çıkmayı tercih ettik bireysel yatırımcılar tarafında. Ama dediğim gibi burada önemli olan silsile şu. Elbette kademeye işlem yapıyorsanız algoritma karşısında bir makine karşınıza şansınız zayıf olabilir ama algoritma bir gün sonra ne olacağını, 3 gün sonra, 5 gün sonra ne olacağını belki tam anlamıyla öngörünemez. Çünkü ciddi manada dışarıdan veri ve haber akışı var. Bunu algoritmanın okuması mümkün olmayabilir. Ama buralarda işte biraz daha orta vadeli yatırımcıların, belki anlık al-satçılardan dışında, kademeciler dışındaki yatırımcılar tarafında bu algoritma etkilerinin de sınırlı kaldığını düşünüyordum ben açıkçası. Diğer taraftan da piyasaya ciddi likit de sağlayıp piyasanın derinleşmesine de fayda sağladığını düşünüyordum. Şu aşamada ben bireysel yatırımcının işlemindeki azalışla beraber bu algoritmik işlemlerin de etkisini azalttığını düşünüyorum, açık söylemek gerekirse. Üzeyir, sohbetimize bir virgül koyarım, araya gidelim, aranın ardından devam edelim. Akıllı Paranın son bölümüne emtia bölümüyle başlayalım. Araştırma masasına döneceğiz. Kutay Korap karşımda olacak. Kutay, merhaba, sen de hoş geldin yayına. Petrol desen hareketli. Sabah saatlerine baktığımız zaman yeni bir yüksek seviye vardı 2021 yılına ait. Altın desen sürekli olarak bir yükselmeyi deniyor ama hep aşağıda kapatıyor. Dolayısıyla bu hafta hangi verileri yatırımcılar daha çok takip etmeli stratejileri için? Evet, Cumhurbaşkanı, bu haftayı özetlemek gerekirse 2-3 tane majör başlığı takip edeceğiz. Bunlardan biri tabii ki de Perşembe günü OPEC toplantısı olacak. Mesajları birazdan konuşmaya başlarız. Diğer taraftan ABD'de ikili alanlara dair rakamları takip edeceğiz. Perşembe günü o cepheden gelecek rakamlar izlenecek. Artı bakır gibi birkaç tane enstrümanın da stoklarına yönelik verileri takip edeceğiz. Bu stoklarda metaller nezdinde gözümüzün kulağımızın olacağı yer olarak karşımıza bu hafta takip edilecek notlar arasında yer aldı. Şimdi özellikle birden fazla 3 tane maddeyi saydık fakat Bloomberg emtia endeksine bakarsak geçtiğimiz günde bundan bahsetmiştik. Bir çeyreği daha geride bırakırken Bloomberg emtia endeksinde bir çeyrek daha getiriyle çeyreği sonlandırmaya hazırlandığını görmekteyiz. Ve özellikle 5 çeyrektir üst üste her bir çeyrek %7 ila %13 arasında getiri sağlayan bir emtia tablosuyla karşı karşıyayız. Fakat son birkaç haftadır bu verilerde biraz daha performanslarında biraz daha geri çekilmeler yaşandığını görüyoruz. Örneğin bakır %10. Zirvesinden geri geldi. Kereste'ye bakıyoruz. Kereste tarafında vadeli işlemlerde ABD piyasalarında %50'ye varan geri çekilmeler yaşandı. Onun dışında mesela gıda emtialarında soya fasulyesi, mısır gibi ürünlerde %19 ve %13 sırasıyla gördüğü zirvelerden yine geri çekilmeler yaşandığı noktada bakalım şimdi bu 3 maddede her biri birbirinden ayrı önem sarf ettiğini hatırlatalım. Perşembe günü OPEC Plus toplantısını takip edeceğiz. En önemli başlık orada arz. Arz artacak mı, artmayacak mı? Artarsa ne raddede artacak? En nihayetinde Mayıs-Temmuz'da 2.1 milyon varillik günlük arz artmıştı. Fakat soru işareti şuydu bir önceki toplantıda, Mayıs toplantısında. İran oyuna girer mi? Girerse 2.4 milyon günlük varil piyasaya sürülür mü? Bu artan talebi karşılayan bir arz olarak karşısında durur mu, durmaz mı? Bunu merak ediyorduk. İran'la nükleer anlaşmaya yönelik haber başlıkları iyimser gelmiyor. Yine bu da arz noktasında sıkıntılar devam edecek mi, etmeyecek mi? Bu konu hakkında Rusya arz arttırımı yönünde bir pozisyonlanma talep ederken Suudi Arabistan cephesinde ise emtiaların neden olduğu artan enflasyon noktasında endişesi var. Fakat aynı zamanda bir diğer endişesi de delta varyantının evrilmesi ne yöne doğru gidecek? Burada delta varyantı virüs sayısını arttırırsa petrolü olan talep azalır mı? Bu denklemler arasında OPEC Plus toplantısı Perşembe günü. Bir diğer denklemimiz Çarşamba günü ABD'den takip edilecek. ABD'den gelecek bu rakamlarda ikili alanlara yönelik verileri izliyor olacağız. Özellikle Mart ayında beklentiden zayıf gelmişti ve bunun da tarım emtia fiyatları üzerinde yukarı yönlü bir harekete neden olduğunu görmüştük. Artı kuraklığı da bunun ucuna ekleyebiliriz. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahminlerine baktığımda Mart ayına kıyasla mısır üretiminde 2.6 milyon akrelik, soyada ise 1.5 milyon akrelik artış beklediklerini paylaşıyorlar. Burada üretim ve dikili alanlara yönelik beklentiler arttıkça fiyatlar üzerinde baskı yaratabilmesi şu anlık muhtemel diyelim. Son verimiz ise metaller için önemli notlarda. Çarşamba günü imalat PMI rakamlarını takip edeceğiz. Öncü PMI'ler iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor. Nihai rakamlarda bakalım sanayi çarklarının dönüş hızına göre özellikle Çin gibi metallere olan talebinin en yüksek olduğu ülkelerden Çin tarafında iyileşmenin tonunu, boyutunu takip ediyor olacağız. Kutay, teşekkür ediyorum aktardığım bu detaylar için. Şimdi dönüyorum Üzeyir Doğan'a. Emtia cephesindeki hareketlerin Borsa İstanbul'a etkisini sorayım. Üzeyir, petrol fiyatlarında yılbaşında 50 dolardık, geldiğimiz yer 76 dolar. Demir cevherinde yine yükselişler vardı. Dolayısıyla bu cepheden değerlendirdiğinde Borsa İstanbul'daki şirketler gerek bunu alıp ham madde niyetine işleyip satan veya farklı yerlerde kullanan nasıl etkilendi? Bundan sonra nasıl etkilenmesini beklersin? Evet, aslında burada en önemli etkilenenler demir çelik oldu belki de. Demir fiyatlarındaki ciddi yükseliş bu tarafta da ciddi bir karlılık getirdi. Finansallara da bunun yansımasını gördük ve ilk çeyrekte, hatta ikinci çeyrekte içerisinde demir çelik sektöründe oldukça güçlü fiyatlamalar gördük. Ve muhtemelen son dönemdeki düşüşlere rağmen yılın geri kalanında da bir süre daha bu güçlü finansalları görmeye devam edeceğiz bu tarafta. Petrol fiyatlarına baktığımızda aslında direkt petrokimya sektörü akla geliyor ilk etapta, ama burada genellikle bu yükselişler tek seferlik stok etkileri getiriyor. Önemli olan burada marjların ne olacağı. Hem petrokimya tarafında hem örneğin Petkim gibi etilen nafta marjı tarafında. Burada fiyattan ziyade buradaki marjların daha önemli olduğunu biliyoruz. Tek seferlik etkiler elbette yükselişlerde, örneğin petrol yükseldiğinde işte Tüpraş, Aygaz gibi stoklu çalışan şirketlerde bunun pozitif etkilerini görüyoruz. Ama bunlar dediğim gibi genellikle tek seferlik etki olarak kalıyor ve önemli olan burada marjların değişimi oluyor. Diğer tarafa baktığımızda elbette petrol fiyatlarının yükselmesi, enerji fiyatlarının yükselmesine ve enerji fiyatlarının yükselmesi de enerji yoğun sektörlerde, örneğin çimento sektörü gibi, cam gibi sektörler tarafında kısmen negatif etkileri oluyor. Bu dönemde bunları biraz daha takip ettik, ama tek fiyatlama unsuru bu mudur derseniz işte bu demir çelik sektörü dışındakilerde biraz daha farklı katalizörlerin de devreye girdiğini söylemek mümkün, ama bahsettiğim bu etkilerinde hisse fiyatlamalarında kısmen etkisi oldu. Örneğin normal şartlarda yükselen petrol fiyatlarının havacılık sektörü üzerinde olumsuz etkisini konuşuruz, ama yakın dönemde havacılık sektörü işte pandemi koşullarının iyileşmesi nedeniyle pozitif fiyatlama yapan tarafa geçti. Yani buradaki etkiler biraz daha birbirine girdi, karıştı diyebilirim bu süreçte. Peki bankacılık endeksi güne pozitif başlamıştı ama kazançlarını koruyamadı, terse döndü. Bugün neden yüksek başladık? Geriye dönüp baksak hani diyeceğim, hani bahsetmiş olduğunuz sanayi şirketlerinde zaten bir hisse performansı vardı. Biraz geri çekilsinler diyebiliriz, ama bankacılıkta da son bir senede böyle bir performans da olmadı. Ne dersin? Evet, bankacılık hani piyasanın ucuz ama ucuz kalmaya devam eden çocuğu gibi. Yani hiçbir şekilde o iskonto 2013'ten beri bir türlü devreye girip de sektörün yükselmesini sağlayamadı. Ne zaman sorsak hep biz bankacılık endeksi iskontolu dedik, ama bu iskonto dediğim gibi hiçbir zaman kapanmadı. Hala da çeşitli riskler var. Aslında yakın dönem için bir miktar bankacılık endeksine yönelik beklentiler artmaya başlamıştı. Bunun temel sebebi de şuydu: uygulanan ekonomik politikaların enflasyonu düşüreceği, enflasyondaki düşüşünde ilerleyen dönemde faizleri tekrar düşüreceği, bu faizlerin düşüşünde bankacılık sektörüne pozitif yansıyacağı algısı vardı. Ama geldiğimiz noktada hala yıl sonuna doğru faizlerde düşüş beklentisi olsa da hep bir acabalar var. Yani bu faiz indiriminden piyasa artık bu kadar emin olmayabiliyor. Çünkü hem kur etkisi, hem işte biraz önce bahsettiğimiz enerji fiyatlarındaki yükseliş, hem Fed'in olası bir politika değişikliğinin getireceği yansımalar, bu faiz indirimleri olsa bile istenilen dozda olur mu? Piyasayı çok fazla emin kılamıyor. Bu nedenle de bankacılık endeksinin son zamanlarda yeniden biraz zayıflayan performans gösterdiğini gördük. Sadece geçtiğimiz haftalar özelinde zaman zaman Halk Bankası'ndaki fiyat hareketleriyle zaman zaman bankacılık endeksinin genelinde ayrışmalar gördük, ama bunlar da açıkçası bir trend değişimini ifade edecek bir unsur değildi. Ben yakın dönem için özellikle bu ay açıklanacak, bu hafta açıklanacak enflasyon rakamının önemli olabileceği kanaatindeyim. Çünkü bildiğin üzere bir önceki ayın enflasyon rakamları düşük gelmişti, beklentilerin altında gelmişti, ama gelecek enflasyon rakamları, gelecek hafta başında gelecek enflasyon rakamlarında biraz daha fiyatlama davranışlarını daha sağlıklı ölçebileceğiz kanaatindeyim. Çünkü önceki ay ciddi bir kısıtlama döneminin içindeydik. Fiyat toplamada sorun olmasa bile fiyatların oluşumunda sorunların olduğu bir aydı. Bu ay o fiyat oluşumlarının daha rahat rakamlara yansıdığını görüyor olacağız. Kaldı ki önümüzdeki ay, yani Temmuz ayı, bayram dolayısıyla bu kısıtlamaların tam anlamıyla kaldırılmış olması nedeniyle de fiyatlama davranışlarında yukarı yönlü riskleri taşıyan bir ay olacak. Bu nedenle hem enflasyon tarafındaki olumsuz tablo, hem Fed'in politika değiştirmesine yönelik verdiği mesajlar, işte maliyetlerin kurlar tarafında, enerji tarafında artıyor olması bir miktar bu Merkez Bankası beklentileri üzerinde baskı oluşturup bu da bankacılık sektörü üzerinde yine yakın vadede baskı oluşmasına sebebiyet verebilir. İkincisi de şu: bizim piyasadan bir çıkış olacağı zaman burada bankacılık endeksi likiditesinde yoğun olması nedeniyle tercih sebebi oluyor çıkışlar tarafında. Şu son günlerdeki olumsuz tabloyu da göz önünde bulundurduğumuzda yine bankacılık endeksi üzerinde biraz baskı ilerleyen dönemde de yoğunlaşabilir gibi geliyor bana. Üzeyir Doğan, çok teşekkür ederim katıldığın, değerli görüşlerini bizlerle paylaştığın için. Şimdi Akıllı Para'nın son bölümünde gelişen ülkeler FX stratejisi Piotr Matys telefon hattımızda olacak. Onunla biraz daha hem gelişmekte olan diğer ülkeleri, bizim durumumuzu, petrol fiyatlarının etkisini konuşacağız. Hi Piotr. Merhaba Piotr, programımıza hoş geldiniz. Fed tarafından gelen son yorumlar ile başlamak isterim. Piyasa tepkisine baktığımız zaman gördük ki yakın vadeli getiriler yükseliyor ve ABD getiri eğrisi biraz daha yatay hale geliyor. Bunun gelişen piyasaların para dilimleri üzerindeki etkisi nedir? Merhabalar, beni davet ettiğiniz için programımıza teşekkür ederim. Fed nispeten şahin bir mesaj gönderdi 18 Haziran'da piyasalara ve dolar karşısında Meksika pezosu, Brezilya reali ve Rus rublesi değer kazandı. Bunun ardından diğer gelişen piyasaların para birimleri değer kaybı yaşadı bu şahin mesajdan sonra. Yaklaşık olarak bu üç para biriminin ortak nesi var diye baktığımız zaman ilk olarak şunu söyleyebiliriz. Hepsi bir sonraki emtia ihracat ülkeleri, Rusya, Meksika, Brezilya. Aslında daha da önemli olan şey, merkez bankaları faizleri arttırıyor. Brezilya Merkez Bankası, Rusya Merkez Bankası ve özellikle de proaktif davranıyor faizleri arttırmada ve bunu da aslında artan yerel enflasyona karşı koymak için yapıyorlar. Biliyoruz, geçen hafta Meksika aynı şekilde Merkez Bankası da piyasaları şaşırttı bir faiz artırımına giderek. Bu üç para birimi küresel talepten faydalanıyor. Ne talebi için? Emtia talebinden faydalanıyor. Çünkü onlar ihracatçı ülkeler ve aynı zamanda daha da artan faiz farklılığından da faydalanıyorlar. Ve bu farklılık onlar işine geliyor. Ve zaten Meksika pezosunu, Brezilya realini ve Rus rublesinin bu noktadan faydalandığını söyleyebiliriz. O yüzden yüksek anlamda faiziniz olmasını istersiniz ülkenizde. Piotr, bildiğiniz üzere ne zaman çok fazla büyük bir trend olduğunu görsek, fiyatların arttığı trendini görsek, ne zaman ortalama bir sayıdan bahsedilir. Yani şu an petrolden bahsediyorum. Brent fiyatlarının 76 dolara çıktığını gördük ve terminalde de haberler okuyoruz. Fiyat tahminlerinin sürekli yükseldiğini okuyoruz. 100'e çıkacağını söyleyenler de var. Sizce bu geçerli bir beklenti midir? Mantıklı mıdır? Ve OPEC Plus ülkeleri bu problemi çözebilir mi sizce? Bence şunu çok açık bir şekilde söyleyebiliriz. OPEC bir kez daha yüksek petrol fiyatlarına karşı koyabilir. Nispeten az bile olsa. Çünkü onların üzerinde, onların ellerinde, OPEC'in ellerinde çok fazla sorumluluk var. Şayet petrol fiyatlarının artmaya, bu hızda artmaya izin verecek olurlarsa bu bir risk oluşturacaktır. İnanılmaz bir toparlanma var biliyorsunuz küresel ekonomide ve burada bir sorun var, bir risk oluşturur. Ve tabii ki bu da petrol fiyatlarına bir düşüşe sebep olur. Yani ben şöyle görüyorum, OPEC petrol fiyatlarının inanılmaz bir şekilde yukarıda olmasını istemiyor. Ben böyle düşünüyorum. Teknik analiz açısından değerlendirdiğimiz zaman da bir çizgi çekecek olursanız 2008 yüksekleri de mesela ya da 2014 yükseklerini çizecek olursanız uzun vadeli yukarı yönlü bir trend görürsünüz ve bu trend de size bir şeyler ifade eder. 78 ile 80 dolar diyebilirsiniz. Bu noktada çok kritik bir teknik direnç noktasına doğru gidiyoruz. Bence OPEC bu tarz bir işaret verdi. Arzı arttırmaya hazırız dedi. Biz buna hazırız dedi. Çok önemli bir şekilde izleyeceğiz bu petrol fiyatlarından neler yakın vadede. Pekala, Türk lirası tarafına döndüğümüzde de Türk lirası için tüm zamanların en yüksek seviyelerinde işlem görülüyor. Merkez Bankası'nın sitesinde de bir yatırımcı toplantısı olduğunu okuyoruz. Piyasaları rahatlatacak, sakinleştirecek en önemli mesajlar ne olabilir? Başkan Kavcıoğlu kesinlikle yaptığı şeyin ardından gerçekten krediyi hak ediyor. Endişeler karşısında yorumları oldu. Merkez Bankası faizleri hızlı bir şekilde indirmeye başlayacak diye endişeler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç hafta önce yaptığı yorumların ardından böyle bir endişe vardı. Kendisi bunun karşısında konuştu. Ne zaman Merkez Bankası'nı konuşacak olsak, ne zaman güvenilirliğin olmamasından bahsediyor olsak bunlar endişe yaratıyor. Geçmişte birkaç yıl önce, hatta birkaç ay önce olan şeyleri de düşünecek olursak, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesinden bahsedecek olursak bu güvenilirliği çok azalttı ve Başkan Kavcıoğlu'nun bu güvenilirliği oluşturması zaten zor bir şey. O yüzden bu noktada bir önceki toplantıda, yatırımcı toplantısında iyi bir şekilde durabildi. Ben olumlu bir mesaj verileceğini düşünüyorum. Erken bir şekilde faiz indirimine gitmeyeceğini söyleyeceğini düşünüyorum. Ve herhangi bir şekilde bu konuda yorum yapmak da zor olacaktır. Lira altına performans göstermeye devam eder fikrindeyim. Bugün bize katıldığınız için çok teşekkürler Sayın Piotr Matys. Evet, böylelikle akıllı paranın sonuna geldik. ABD'deki veri ajandasını bir hatırlatalım. Dallas Fed İmalat Endeksi gelecek saat 17.30'da kısmen bir geri düşüş bekleniyor orada. Başkanlara baktığımız zaman Williams'ın konuşması var. Enflasyon hakkında Barking konuşacak. Dijital paralarla ilgili de Kuarles konuşacak. Saat başında Açıl Sezen Finans Merkezi'nde sizlerle. Hoşçakalın.